Herkese haftanın ilk gününden merhabalar. Birazcık canım acıyor çünkü. Bu arada akşam oldu gerçekten. Şu anda saat kaç sanırım? 6. Aynen 6. Çocuklar buradaydı, onları bırakıp yukarı çıktım bir. Oynuyorlar. Elimi sıkıştırdım dolaba. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Morardı, görüyor musunuz? Bu bizim ünitenin dolabı. Dolabının yayı bozulmuş. Yani böyle çok yavaş gidiyor. Yani kapatırken. Neredeyse zor kapanıyor. Ben de hani hızlı gitmiyor diye parmağım içinde kalmış. Yani hani elimi sıkışacağını düşünmedim. Böyle bir ittim. Kapanacağı tuttu dolabın. Ve elim sıkıştı ve şey, şu boğum şişti resmen, böyle kapanmıyor yani. Çok kötü acıyor elim. Böyle var. Oldu demiş miydim? Vallahi sabah beri ne yaptık? Birazcık benim bugün modum düşük çünkü. Birkaç sebebi var aslında. Birincisi bu canımın yanması. İkincisi de videoyu attım saat 12'de. Onunla alakalı problemler oldu. Anne, telif yedi. Anne, silmek zorunda kaldım anne, efendim. Artık yatak değişti. Neden? Ya Elsa mı koydun? Çok güzel onu. Ay özür dilerim. Ben telif yediğimi de anlamadım. Sanırım kapak fotoğrafında bıçak vardı, o yüzden koli açarken. Biz incelemeye falan gönderiyoruz. Bu da günler sürüyor. Dedim ben de uğraşmayacağım. Sildim tekrardan yıkadım. Yorumlarınızı üzüldüm. Bir sürü yorum gelmişti. Tam ben böyle kıvancı... Allah seslere bak. Tam böyle kıvancı uyuttum. Osurdum, yorumlarınıza bakacağım. Telif yemişim, neyse. Sildim tekrar yıkadım. Ayarlarını tekrar yaptım. Saat 4 müydü yani yayın açtığında? Çok geç bir saat. Çıkma oğlum. Hayır bak. Kapıları da açmayı öğrendi. Bir şey yapmadık yani bugün. Zaten yemek de yapmayacağım. Dünden çok yemeğim var. Çorba var, pilav var, köfte var. O yüzden yemek de yapmayacağım. Bugün de bir akşam vlogu olacak yani. Ne yapalım? Koştur koştur. Kıvanç. Kilit varmış burada ya. Biz bunu kilitleyelim o zaman. Artık gidemeyeceğim. Ama şu anda anlıyor bunu yani hani. Onu bir şekilde engellediğimizi artık anlıyor ve şey yapıyor. Ağlıyor. Ağlamadı. Kabullendi şu anda. Ne yapacağız? Başka yol bulacak mıyız? Biraz açalım mı şu? Kaçabilecek miyim acaba oradan? Makineye çamaşır atmam lazım. Dur diyordum ya. Onu da yapamadım. Çamaşırlarımızı atalım. Hiç değilse iki makine bir yıkansın. Bir renkliler var, bir beyazlar var. Hangisinden koyalım? Şundan koyalım, şöyle bir kapak. Bir dakika aşkım. Kesin bir kapak bu. Çiçek de bayağı kurumuş. Onların hep kesilmesi gerekiyor. Buradaki iyi durumda. Yazın herhalde tekrar açarım diye tahmin ediyorum. Tipe bak. Niye heyecanlandın? Bu arada aklımdayken söyleyeyim, tek tek cevap vermektense böyle bir videoda açıklamak daha mantıklı diye düşündüm. Ablamı soruyorsunuz, ablam nerede? Yani görüneceğim, işte kanalını kapattığımı göremiyoruz falan diye. Evet, ablam kanalını kapattı maalesef. Ya hayatında falan bir problem olduğundan değil, her şey yolunda çok şükür. Hatta biz daha sabah konuştuk. Ablamın daha bir kanalı yokken ben onu böyle teşvik etmeye çalışıyordum. Onda sen de bir kanal aç, işte vlog kanalı aç falan diye. O da böyle hani ben yapamam da, hani böyle yaparsam gezi videoları falan çekelim, işte gezdim gittim yerleri falan çekelim diyordu. Tamam, birazdan çıkacağız. Başladı, vlog çekmeye başladı ama hani böyle demek ki yani şu anlık devam etmek istemediğini söyledi. Zaten küçük bebeği falan var, vakit ayıramıyorum dedi. Belki bir gezi kanalı açarım dedi. O şekilde yine inşallah
aranızda olur. İftar yapıldı. Mutfağı kapattım artık. Hadi çıkalım buradan. Aşağıdan şeyi getirdim. Şu tahta parçalarını bunlarla kule yapacağız da Kıvanç izin vermiyor. Ya o da oynasın diye çıkardım ama anlamıyor da. Gel. O dolapları karıştırmak da. Aa, balkon ışığı yanıyor. Ben de diyorum buradan niye böyle beyaz beyaz ışık var geliyor. Akşam akşam bu beyefendi bize bu dolabı boşalttırdı çünkü ya söküyor, anlamıyorum gerçekten bunu nasıl yapıyorsun. İçindeki şeyleri boşalttık, içinde de şu çay bardakları vardı, bunları çıkarttım, bunları da nereye koyacağım bilmiyorum gerçekten, mutfakta yer kalmadı artık. Artık bir yer düşüneceğim onlara da. Burada zaten hani onu çok şey yapacak bir şey kalmadı, işte sofra bezleri falan var. Masa örtüleri. Çocuklar yatınca da şuralara bir düzen getirmem gerekiyor. Oraları bir düzenleyeceğim. Şu yerleri toplayacağım. Şunlara yer bulacağım. Bunlara gerçekten nereye koyacağım şu an bilemiyorum. Bir de şunu buldum dolabın içinde. Tozlanmış ama bunu bir bulaşık makinesine atacağım. Bunun içine de bir şey uydurup koyamadım ya. Yapay çiçek koydum ama pek... Ne bileyim. Ya pampas olabilir. Bambu olabilir. Bambu düşünüyorum. Hiç bambu almadım eve. Bakalım internetten araştıracağım. Nereden alabilirim? Nasıl bakabilirim falan diye. Bambuya özendim bakalım. Bunun içine bence güzel olur. Makineye atayım. Bu arada dolabın içinde şu peçeteleri buldum. Pek olmadı ama serdim. Hatta bir arkadaş bana şey demiş. Bir takipçim. Hani sana pek şey yapamıyorum demiş. Kötü niyetle söylememiş de hani senin tarzına pek uyduramadım. Geçen hani çeyizlik açmıştım ya, çetik falan giymiştim ne bileyim. Böyle yine bir örtü mü sermiştim şeyin üstüne yatak odasında, yatak başlarının. Benim bazen böyle arada hoşuma gidiyor, değişiklik oluyor. Evet, olmadı bence. Ama bir hava kattı bence. Mesela bambuyu da nereye koyabilirim? Buraya olmaz da. O da yine konsolun üstüne olabilir. Boncukları çok tatlı bence ya. Netliyor musun? Ben sevdim. Bana bir dekorasyon aşkı geldi. Dur bakayım. Hatta şunu da... Ben şunu da boyamak istiyorum biliyor musunuz? Hangi rengi? Ve bunu nereye koyacağımı bilemiyorum. Nerede olur? Şurada çünkü bunun böyle bir izi var. Bu bir türlü geçmiyor. Bunu nasıl ne şekilde boyarım bilmiyorum. Bunu da bir değerlendirmek istiyorum yani. Buraya mı? Heh, doldur hadi. Saat şu anda 4. Belli oluyor mu bilmiyorum ama ben uyuyakalmışım. Makyajlı falan. Sedat burada Kıvancı uyutuyordu. Ben de Aslı'ya aldım, indim. İşte anne belime sarılır mısın dedi. Yattım onunla beraber. Onun yatağı da bir rahat, bir rahat, bir yumuşacık. Genelde uyuyorum onu uyuturken. Neyse uyumuşum. Neyse 3 gibi Kıvanç uyandı. Sedat zaten ayaktaydı. O bir şeyler yedi, yattı. Ben şimdi mutfağa geldim. Tekrar uyutmak için uğraştım Kıvanç'ı bir saat boyunca. 3'ten 4'e kadar. Şu anda saat 4. Bir şeyler yiyeceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama. Şunlardan yemek istemiyorum. Şunlardan. Kıtır kıtır kıtır. Bir canım istemedi bugün. Kendime bilmiyorum bu güzel bir fikir mi ama şu suyumu ısıtayım. Nerede o?
Bunun bir tanesiyle kendime tost değil, pizza yapacağım. Daha yani bir fikir değil mi? Çünkü canı çekti. Benim muhtemelen uykum açılacak ve uyuyamayacağım. Şey yapıyorum sana. Kimlerim küflenmiş. Bilgisayarımı buraya getiririm, edit yapıyorum. Bunu düşünüyorum. Bu kadar peynir fazla mı acaba? İyi. Şu sessizlik çok güzel ya. Bol kaşarlı olacak artık. Tamam. Sucuklarımızı koyalım. Ya kağıdım hala yok ya. Bak hep unutuyorum ben. Senin neyin içinde pişirsem ufak borcamında pişireyim. Değil mi? Şunu da pişireyim ya. Bir dakika. Şunun içinde pişireyim. Saate bakın. Benim yaptığıma bakın. Alışveriş yapmayacağım gerçi. Migros Sanal Market'e girdim. İndirimlerde ne var diye. Şunda %76 indirim var. Bakar mısınız? Bulaşık makinesi temizleyici de. 8 liraya düşmüş. Başka? Silipinin ıslak mendili 21 liraya düşmüş mesela. Şunlar Mr. Muscle'ın fıs fısları 26'dan 15 liraya düşmüş. Şey yüzüme takılan. Şu 8'li süngerler nasıl yani? Normalde 33 lira mı? Yok artık yani sünger bildiğin. O da 20 liraya düşmüş. Koç Bradley süpür temizlik seti. Bu neymiş? Bu da mop gibi bir şey mi? Yok. Ha, peçete falan takıyorsun. Öyle siliyorsun, atıyorsun çöpe. Öyle bir şey mi? Bu da 195'ten 127 liraya düşmüş. Yumuşatıcılarda şu. Bunları hiç denemedim. Doğal özler badem. Bademi sanırım daha hiç kullanmadım. Bu da 33'ten 21 liraya düşmüş. Hassas ciltler için olan da varmış. Bu da 21 lira. Ha, Yumoş'ta indirim var bakın. Yalnız şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. İyi ki yapmışım. Ben artık burada veda edeyim. Hem sahurumu yapacağım, hem sahurumu yaparken editimi halletmeye çalışacağım. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.